Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çeşitli farklı alanlarda işlediğiniz zaman şunu düşünmeniz lazım. Her biri ayrı bir dil. Romana İngilizce yazıyorsun. Denemeyi Almanca yazıyorsun. Şiiri İspanyolca yazıyorsun. Onların kendi gramerleri, kendi işleyişleri, yani kendilerine ait bir dil ve yapı disiplinleri var. Tabii ki eski dönemlerde bu şiir ve şarkı sözü kafalarda bu kadar net olmadığı dönemlerde diyorum ki hakikaten klasik Türk musikisinin çok beğendiğim üstadlarından Münir Nurettin Selçuk'un, Yahya Kemal Beyatlı'nın bir sürü şiirini bestelemesi, o dönem birçok şairin Orhan Murat Arıboğlu'ndan başlayarak böyle bir sürü bestelenmesi bu ikisinin ayrılma konusunda bir kafa karışıklığına yol açtı. Bizim işimiz de terimleri berraklaştırmak. Yani şarkı sözü niye ayrıdır? Şiire benzer ama ayrıdır. Ben şarkı sözü ile tiyatrodaki repliğin, diyalogun aynı mantık üstüne kurulduğunu düşünürüm ve söylerim. O da şudur. Bir şarkı söylendiği zaman ağızdan bir şarkı, işte, o bir kere de kulağın algılayıp, akıldan geçirip, anlam katmanındaki lafına koyabileceği bir şey olmalıdır. Oysa şiirde ben okurumdan zaman ve sabır beklerim. Orada aslında çift anlam vardır. Ya da üstteki ya da alttaki dizeye bağlanan bir dil oyunu vardır. Oysa söz bir kere ağzından çıkar. Eğer tiyatro sahnesinde biri bir söz ediyorsa, en arkada oturan seyircinin o ağızdan çıkan sözü bir kere de anlaması gerekir. Tanlıngan'ı burada ağırlamış olmak bizim için çok büyük bir şeref. Onu fark ettim ki Selçuk'ta gerçekten edebiyata düşkün bir kitle var. Ve bu kitle o kadar güzel bir sinerji yarattı ki bunun gururunu yaşıyorum aslında. Bir Selçuk olarak da bunun gururunu yaşıyorum. Yazdığı birçok eserle bizlere yepyeni hayatlar ve pencereler açan Murat Tanlıngan'ı burada görmek inanılmaz keyifliydi.